Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam, sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Barış merhaba. Daha başlamadı. Peki. İnsanın kendine gülünüyor olması iyi bir şey değil. Yani komiklik yapınca gülmesi normaldi. Ama dururken insana gülünüyorsa, ben mesela, bana gülseler çok şey yaparım, kendim içime girerim yani. Bunun neyine güldüler onu da bilmiyorum. Bundaki özgüvene güldüler. Yani kendi için... Şöyle estağfurullah değil mi? Teşekkür ediyoruz. Trafiğe. Seni sadece şeyde, sahnede görüyorlar ya, 1,5-2 saat. Onunu seviyorlar senin. Bir de 11'imi görseler demek... Hayır, senin normalde mesela, sen insan olarak birinin evine alsalar seni beslemeye, sevmezler. Bunları mı yaşadınız hocam çocukken? Hayır hayır. Hani şey vardır ya mesela, derler ya, senin hanım ne kadar şeker falan. Bir de evde görseler durumu vardır ya. Aynı senin de öyle. Mesela seni seviyorlar ama bir de seni benim evde görseler. Beni sizin evde görseler. Yani senin günlük hayatında görseler seni. Ha, evet. Öz kısmet o. Sana diyorum, sen de bana bir cevap ver, diyalog olsun. Sonra olay oluyor, internette yazıyorlar. Sizi kırmak istemiyorum. Ne yazıyorlar? Yani. Teşekkür ediyoruz bu gece geldiğiniz, bizi yalnız bırakmadığınız için. Senin alkışlaman lazım onları arkadaşım. Ben alkışlayarak geldim evden buraya kadar. Haziran'a kadar biletin yokmuş senin. Ben normal Akbil'le gittiğim için olabilir. Şaka yapma. Evet, al mikrofonu arkaya. Öyle değil arkadaşım ya. Yapma şunları ya. Yapmazsam rahat uyuyamıyorum çünkü. Şeyi, gitmişken oraya elinden tut, getir miniyi. He. Dikkat et, eli olsun. Arkadaşım, çocuğu getirdin, göster. Belki seyirci görmüyor onu. Ha. Göster elinle, de ki işte minik. Evet. Sen bak i̇şte, bana işte lütfen minik. Bak ya, hayır yapma bak lütfen. Arkadaşım lütfen, rica ediyorum. Allah'ını seversen yapma. Geçen seyirci bu... siz de pislik yapmayın. Evet lütfen yani. İşte minik ama evde kocaman. Hayır. Bak. Ne oldu? Duygulandın mı? Ya göstersene miniyi. Huzurlarınıza minik. İşte. Altın Utay'la 7 sezon bitiren... Ver çocuğa bir tabure, prodüksiyon. Şunu alabilir miyim? Sana. Sana bir tabure verecek. Çıkar kravatını. Ki kravatım yok. Tamam. Nereden çıkarayım? Alttan mı? Hayır kravat... ya. Boynundaki boyunluğu çıkar işte. Boyunluk mu? Lan adı aklıma gelmiyor. Çıkar. Modaya bu yaklaşımınız beni öldürdü. Evet çıkar.
Ceketi de içine koy. O şey papyonun içine koy ceketi de. Ceketi papyonun içine. Hayır, papyonu ceketin içine bu koy. Bu gece inanılmaz şeyler göreceksiniz. Evet. Şey müzisyen. Ne yapıyorsun? Ya yapma arkadaşım ya. Dünya... Evet. Ceket papyonun içinde. Ne desem yapacak mısın? Denerim. Evet, boynunu içe al. Boyunsuz ol, boyunsuz. Yaparım ama çocuklara siz bakarsınız. Hayır, öyle değil. Öyle değil arkadaşım. Boyunsuz ol. Hah, evet. Süper. Otur şeye, tabureye. Prodüksiyon bir yorgan verin buna hemen. Acıyorsa bırak boynunu. Hayır, sen oturmaktan kafa ağır gelmiş, içeri çökmüş. Anladın mı? Şunu verebilir miyim? Şey, iğne iplik de ver buna. Ya müzisyen ne çalıyorsun? Adam yorgancı, sen ne çalıyorsun ya? Evet, şey yorgancı, bir türkü tutturmuşsun, yorgan yorguyorsun. Ağzındaki hapseyi, gözündeki çapağı, çok özledim sevginim. Dün koyduğum kapağı. Ne güzel. Arkadaşım. Adam gibi bir şey söyle. Düzgün bir şey. Hış hış hançer falan söyle. Dolana ay dolana. Evet. Dolana yar dolana. Şirin canım vereyim. Sana yarım. Var getirdin. Yani... Şimdi bir şey yapmam onları lazım. Onları arkaya koy, görmesin seyirci. Sen kendi... Hayır, hayır, öyle değil. Altına koy, şeyin altına. Taburenin altına. Taburenin altına koy. Sonra müşteri gelirse iğneyi ona, çuvaldızı kendine batırırsın. Evet arkadaşım, yorgancısın ve yan taraftaki terzi geliyor sana. Evet, hemen terzi gelsin. Ön sıradan bir terzi al çabuk. Bir terzi rica. Erkek kabalayan? Erkek, erkek. Bir tane erkek terzi. Bayan rica. Terzi mi olur? Olur. Alsana birini. Abi şu an yer yarısı. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Yunus. Yunus. Yunus Bey. Yunus. Sen terziler şampiyonu musun? Evet, saçını kendi dikti. Hayır, Yunus gelirken bir tezahürat oldu da bir sıkıntın var Yunus? Yok hocam, ben biraz hazırlıklı çıktım da. Hazırlıklı derken... Gazı alıp da geldim arkadaşlar. Size genelde öyle hazırlanılıyor çünkü. Oğlum içeri biz seni... bir şey anlamayız. Nasıl yolladılar sahneye hazırlıklı derken? İterek. O... Hocam ben dedim hani çıkayım diye. Onlar arkadaşlarla yana... mı geldin? Okula geldim ben. He. Arkanda kaç kişinin gücünü hissediyorsun? Evet, Terzi gel. Terzi. Terzi gel. Terzi. Terzi ben miyim hocam? Ben biraz heyecanlıyım. Kaç yaşındasın abicim? 18. Maşallah, eyvallah. Eyvallah, tamam abicim. Evet, gel. Türküyü duy gel, terzi. Yanda terzisin, eline şeyi batı, iğne sokmuşsun. Hemen geliyorsun üfle diye. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Koş dükkana. Sen evet. Türkü söylesene arkadaşım. Memeleri boş kaldır. Memeleri bırak ya. Ama bir tur dön diyor ben. Meme... Arkadaş... Allah Allah, böyle türkü var. Niye vebali ben ya çekiyorum ki? Ya boş ver. Allah Allah. Ardağ neteğinde... Evet. Koş gel. Soktum, soktum. Soktum, soktum. İsteyerek yapmış. Ben neyi çözüyorum? Arkadaşım. Anlamadım, hakikaten anlamadım. Soktum, soktum deyip alkışlıyor. Şey, Yunus soktum diye gelme. Yunus oradan gel, koşarak at kendini yorganın önüne. Ağlayarak de ki üfle, üfle, elime girdi, evet. Yorgan atlayayım mı? İstersen aşağı atla, umurumda değil. Ben şu an kendi derdindeyim. Evet, ayaklarının dibine gel, kafan yorganın altında kalsın. 3, 2, 1, ver Yunus gelme müziği. Aa. Soktum! Ne oluyor? Bana ne, hocası düşünsün. Arkadaşım! Arkadaşım yapma şunu ya. Yunus.
Hocam. Yunus'cum, geliyorsun, kafan yorganın altında, vücudun dışında kalacak. Daha ilk gelişinde Yunus'cum dendi. Bana 8 yıldır daha hiçbir şey denmedi. Tebrik ediyorum gerçekten. Büyük bir başarı. Hayır, Yunus, kafanı arkadaşımın ayaklarının o tarafından yorganın altına sokuyorsun. Aynı zamanda senin saçlar gıdı gıdı yapıyor onun ayaklarını, anladın? Sen kafa içeride kalıyor, sen oradan parmağı dışarı çıkarıyorsun, arkadaşıma gösteriyorsun. Evet arkadaşım, memeler şeydeydik, neredeydik? Nerede olduğumuzu komple anladık, tamam. Tamam, evet. 3, 2, 1. Eteğindesin. Yalla. Eteğindeyim senin. Soktum. Soktum. Lan müdahale etsene. Soktum, soktum. İşte şimdi ben... Yunus, lütfen uzatma. Çünkü parmağıma girdi diyeceksin. Kafanı... Arkadaşım, sen niye başlamıyorsun olaya? Ben hangi okul onu merak ediyorum. Arkadaşım, bir şey olmaz. Bunların hepsi böyle. Evet, geç yerine Yunus. Hazır mısın? Böyle bir hava geliyor arada. Orayı rahatlatıyorum. Evet, Yunus... Benim mikrofon gitti ya. Mikrofon mu gitti? Yunus. Mikrofonu düşürdüm demiyor da mikrofon gitti. İşte yeni nesil böyle. Evet şey... Bu böyle olmuş. Bu Yunus'un mikrofonunu yaparken Yunus sen bir de şeyi çıkarsana üstünü. Evet üstünü çıkar, soyun demiyorum, üstünü çıkar. Komple üstünü, belden yukarını çıkar, kenara koy. Altınla oynayacağız. Yunus çıkarsana, pembe mi atletin, niye çıkarmıyorsun? İçinde bir şey mi yok? Yoksa buluruz burada da o yüzden. Evet, ver şeyi... Evet, taktınız mı Yunus'a? Arkadaşım, bu arada sen seyirciye şey yap, evet. Kusura bakmayın. Lan etektesin! Evet. Ardağın eteğinde uçan güverzin olsa... Şey, kuş resmi yapıyorsun şey yorgana. Öyle mi? Niye? Evet. Evet, Yunus, onu atsana elindekini kenara. Biz Yunus'la aynı filmde mi oynuyoruz? Bumcu gel, bumcu gel, bumcu. Hemen gel. Arkadaşım bunu yap. Yunus parmağı sana gösterdiğinde hemen şey yap, tamam mı? Müdahaleye başla. 3, 2, 1, koş Yunus. Soktum, soktum, soktum. Elim burada. Soktum. Bugün pazar, kapalıyız. Ya arkadaşım lütfen ya. Pazar bugün, ben ürünü yetiştirmek için pazarda çıkıyorum. Cam kapalı kapalı yani. Ya camdan mı girdi çocuk? İşte öyle, ona üzüldüm. Büyük üzüldüm ya. Ama bir şey olmaz, saçtan bir yeri kesilmez yani. Yunus, kapıyı vur, kapıyı vur, arkanı dön. Arkan dönük, kafanı sok şeyin içine, yorganın içine. Ve şey de, parmağıma iğne battı de. Şey arkadaşım, sen de işte bir şeyler lütfen ya. Tabii ki, tabii sen ki. Devamlı iğne batan insansın ya. Bilirsin bu işleri. Evet. Batmaz, yüksük var bende. Ne var? Yüksük. He, bütün parmaklarında mı? Hepsinde var. Hayır, olmaz öyle. Bir olmaz, tanesine takılır. Olmaz, bir tanesine takılır zaten. Karşıdaki. Hayır. Sen yanlışlıkla bu salağa bakarken öbürüne saplamışsın. Ben niye saplıyorum? O hat. Sen salaksın çünkü ama arkadaşım. Evet. Gel Yunus. Geriden yatarak giriyorum. Evet, geriden yatarak kapıyı aç. Geriden. 3, 2, 1. Çabuk ol Yunus. Hadi senden mi uğraşacağız? Evet. Soktum. Bu sefer soktum. Oğlum öyle demeyeceksin lan. Öyle demeyeceksin. Lan logaritmayı öğreniyorsun, bir cümleyi öğrenemedin ya. Parmağıma iğne battı. İğne battı diyeceksin. Parmağıma iğne battı. Allah'ın kotanjantı ya. İğne batırdım parmağıma. Oradan çıkmazsan daha büyük şeyler gelecek başına. Ya, hadi. Kapat kamerayı, kapat. Ya senden hiçbir şey olmaz. Benden niye olmuyor? Her şeyi uyar attı. Niye çocuğun parmağını emmiyorsun? Niye, o benim emmim mi? Yunus geç yerine. Alkışlayın Yunus'u. Geç yerine derken çıktığın yeri anlamında. He? Ya Yunus, senin şeyine kalmadık, sweatshirtüne vereceğiz. Yürü git. Yırttık hocam. Bir sweatshirt daha geldi. Evet. Ezgi, hazır mısın? Ulan buraya çıkıp bütün hayatını bırakan var. Bir sweatshirt'ten ne olacak? Ezgi, gel. Hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, siz? Özledik. Sağ olun. Ben de seni diyeceksin. Ben de sizi hocam. Tamam, aferin. Sağ olun. Geç, ev hanımısın. Ev hanımıyım. Evet, kocanla ayağınız yorganınıza uymuyor. Yorganı uzattırmaya geliyorsun. Ya da biz doğru uzanamamış olabiliriz. Herifi kestirsin, yorganı niye uzattırıyor? Evet, aman, gel. Gel de ki sizi söylediler de bizim de Hamide teyze de sizi tarif etti. Bir yorgancı, bir yorgancı, bir saplıyor iğneyi falan böyle acayip. Evet, 3-2-1 gel. Gel sor. Hamide teyzenin yorgancısı sen misin diye. Vur camı, tıkla camı. Seyirci uyuma. Gel. Olmaz, zaten yorgancıyı girmeden önce mutlaka camdan seyredersin bir 10 dakika. Evet, cama dayan, seyret yorgancıyı. O da köşe dükkansa. Evet. Yorgancıyı seyret. Seyret, yorgancı seyretmek çok zevklidir, seyret. Arkadaşım sen gör onu, kaş göz yapın birbirinize. Nasıl yapıyorum, bak kuşu gör, kuşu de. Kapat, gerçekten kapat kamerayı, kapat. Hiç boşa kaset kaybı. Arkadaşım, hadi. Şimdi gir içeri. Hayırlı işler. Teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir kuş. Gülebilken ken oldu. Tebrik ediyorum, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum, çok zarifsiniz. Estağfurullah. Bir Hamide teyzemiz vardı. Yorgan konusunda birazcık zor durumda kaldık eşimle birlikte. O yüzden rahatsız ettim sizi. Etmeyin, bugün pazar çünkü kapalıyız. Arkadaşım! Düzgün konuş, müşteri gelmiş. Evet. Sen de daha heyecanlı anlat. Şey, adamı heyecanlandıramıyorsun ki yorgan yapma konusunda. Beni mi, kocasını mı? Seni. Ya yorgancıyı yorgan yapma konusunda heyecanlandırman lazım. Öyle bir yorgan gelmeli ki ben yapmak istemedim. Evet. De ki kocamın dizinin altında kalıyor. Benim parmağımın ucunda kalıyor. Yukarıya çekiyoruz boynumuzda. Anlat olayları heyecanlı heyecanlı. Benim kocam bayağı cücü o zaman. Anlat dizinde şunu. Dizinde kalan benim parmağımın... Tamam. Beyefendi, öyle bir yorgana ihtiyacımız var ki bize kısa kalıyor. Kocanla kendini anlat. Kocam inanılmaz bir adamdır. İnanılmazdır, onu tanımanız lazım. Arkadaşım boyunu sorsana. De ki, kocanız sizden uzun mu kısa mı? Kocanız sizden uzun mu kısa mı? Uzun. O zaman böyle yorganı çapraz yapın. Onu da denedik. Kocanız ortaya denk gelsin, siz biraz daha yanına, tam olur. İşte ben tam kapanmıyorum. Normal, kocam tam normal. Kapanıyor, yanlardan dolayı. Söyle, hadi. Gece ben dağınık yatıyorum de. Sağ ayağım de, kocamın omuzunda, sol ayağım de, öbür şeyde. Ben nasıl yatıyorum? Ben bunu bir filmde seyrettim. Anlatmıştın. Ezgi söylesene, bir ayağım kocamın omuzunda, bir ayağım kanepede. Çocukları çıkaralım mı çocukları? Olmaz arkadaşım. Tamam. Hiç öyle dağınık yatan insan görmedin mi? Bir tamam. Ayak kanepede değil mi? Bir ayak de ki şeyde, tuvalette. Hayır hayır, kadınların boyandığı tuvalet yok mu? Ha, tuvalet masa, etejer. Ha, evet, etejerde, öbür ayağımda kocamın omuzu boş ver sırtında, evet. Beyefendi, öyle bir yatıyorum ki... Hareketlerinle anlat, büyük anlat şunu. Öyle bir yatıyorum ki, bir ayak sırtta, kocamın diğer ayak tuvalet aynasının üstünde. Öyle yatıyorum. Bana öyle bir yorgan yapın ki... Yorganı bırak da ayrılırsanız hemen beni ara. Ya niye pislik yapıyorsun ya? Kaparım bu dükkanı. Ya sen mahallemizin mütevazı... Mütevazı. Şey, yaşlı... kendinden geçmiş yorgancısın ya. Evet. Bütün gün iğne saplamaktan hayatın kaymış. Bitmiş. Hep aynı yere bakıyorum. Evet. Evet. Bir de gözlük verin şuna. Burnun ucunda gözlük var. Burnumun ucunda gözlük var şu an benim. Evet. Evet. Şimdi yavaş yavaş kalk. İyi de göremiyorsun kızı. Gözlükten bak kıza. Ay. Şu yatışı bir daha göster. Hayır. De ki bir ölçünüzü almam lazım de. Bir ölçünüzü almam lazım. Benim mi? Ama tek bir ölçü. O yüzden neresi, siz karar verin. Vallahi size bırakıyorum. İşin ustası sizsiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Yani yana mı yatıyorsunuz? Kim gözlü lan bu? Oğlum birinizle kırarım ben, ayarsızım. Bir ölçünüzü almam lazım. Olur beyefendi, nasıl isterseniz. Usta sizsiniz. Ne yapıyorsunuz? Kaşındım biraz da o yüzden. Hayır arkadaşım! Metre burada. Evet. Ama beyim benden biraz daha uzun olduğu için onu da hesaba katarsanız. Boş ver onu, boş. Olmaz.
evde almam lazım ölçüyü de. Olmaz, evde almam lazım. Çıplak, duştayken. Hayır, hayır. Niye evde alayım? Burada alıyorum işte kadının ölçüsünü. Arkadaşım, yatakla etecer arasındaki mesafeyi biliyor musun? Söyle Ezgi. Ya yorganı tuvalete kadar uzatacak değiller ki. Hayır, arkadaşım. Ezgi söyle, yatakla etecer mesafesini bilmeden nasıl ölçü alıyorsunuz? Yatakla etecer mesafesini bilmeden nasıl böyle bir ölçü alabiliyorsunuz ki? Ben deli yatarım. Bir ayak benim dediğim gibi o tuvalet masasının üstünde duruyor. Dolayısıyla birazcık geniş istiyorum. Standartların üzerinde bir yorgana ihtiyacım var. Hanımefendi, siz ruh hastasınız diye dünya yorgan standartı değişecek değil. Yani yorganın bir standartı var. Evet, maksimum 2.20'ye 2.20. İşte ben o yüzden yorgancıya geldim. Evdeki standart istesem dükkandan alırım. Sana niye geleyim? Dükkan onu, mı? Tam onu diyordum. O nerede açıldı? Biz de gidelim dükkan ya. Ya bana girme, işinize bakın. Evet, söyle Ezgi. Beyefendi, ben standart istemiyorum. Ben standartların üzerinde bir yorgan istiyorum. O yüzden yorgancıya geldim. Yoksa gider hazır alırdım. Şimdi bir kere bir ton iş, bir de bir ton masraf sizin için. Ben ondan mütevellit sizi ikaz etmeye çalışıyorum. Madem yorgan size dar geliyor, dikine yatın. Arkadaşım, ne saçma bir şey bu. O zaman evin adresini ver, ben eve gidiyorum, siz de eve gelin de. Prodüksiyon hemen bir yatak getir, çabuk. Beyefendi, o zaman ben gidiyorum eve. Hemen köşede marketin üstünde oturuyoruz. Çok yakınız zaten. Tamam. Bekliyorum sizi. Hemen geliyorum. Bir evi görürsünüz. Teşekkür ederim. Ben yorgan evet. Yapıp mı gidiyorum oraya? Hayır, sen şimdi git oraya. Ne saçma piyano lan bu. Evet arkadaşım, gitsene şuraya. Sor marketçiye. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun kamerayla burada? Arkadaşım, marketçi o. Ha, güvenlik kamerası mı marketim oldu? Tamam, pardon. Şeyi arıyorum ben ya. Böyle tıknaz. Terbiyesiz. Neyi arıyorum ki? Adresi vermedi ki. Arkadaşım, tarif etti ki bir ayağı eteşerde, bir ayağı... Kadını bildiğin kadarıyla tarif et adama. Öyle tanınan bir kadın arıyorum ki... Bir ayağı eteşerde, bir ayağı sizin bu meyve reyonunda. Allah Allah. Kim ola ki ya? Başka ne özellikleri var? Başka bir özelliği yok. Kocası kendine uzun. Ayağını yorgana göre uzatamıyor. Allah Allah. Kim olsa ki ya? Arkadaşım! Ne oldu? Ya sorsana, de ki lan bu binanın üstünde kaç tane... Bu binanın üstünde öyle bir hanımefendi yok mu? Eşiyle birlikte yaşıyor. Eşi kendinden uzun. Ya böyle, buradaki bütün hanımefendilerin eşi kendinden uzun. Bütün hanımefendiler böyle dağınık yatarlar. Sen hangisini... Sen nereden biliyorsun lan hepsini dağınık yatıyor? Ne pis marketçisin sen. Eve servis bu mu demek? Bir Ezgi var, bir Mezgi var. Hangisi acaba? Kocası yorganı boynuna çeken mi, ayağa doğru çeken mi? Ayağa doğru çeken. Ha, o zaman Ezgi. İkinci katın, ikinci kata çık abi. İkinci katta galiba... Tek daire var zaten. Hayır, ikinci katta, her katta tek daire var, 5 numara. Konuşmadan oyunculuk yapıyorsun, tebrik ediyorum. Konuşarak bir anlatamayan var, gerçekten. Tebrik ediyorum. Tamam, ikinci katı tabii. Tamam. Hadi bakalım, kocasının adı yazıyor şimdi. Hangisi, anlamıyorum ki ben? Ya vur kapıyı, yorgancı... Hayır, öyle değil. Bir ses yap, ses. Yorgancı melodisi ver. Öyle değil. Sapık mısın sen? Yorgancısın. Hayır, değişik olunca dikkatini çeker diye şey yaptım ben. Evet, arkadaşım. Yorgan diye bağır. Yorgan. Yoğurt mu? Yoğurtçu. Gir lan içeri. Gir içeri, sana bağırmadım. Gir içeri. Arkadaşım, kadıncağıza düzgün cevap ver. Yoğurt değil, yorgan de. Yoğurt değil efendim, yorgan. Burada bir müşterim vardı, onu arıyorum. Yorgan. Ezgi, duymuyor musun? Duyuyorum ama adım yorgan değil, bekliyorum. Ezgi, evet. Sen yorgan bekliyorsun. Evet. Düşün düşün, senin aklına gelsin. Ulan bu yorgan bana sesleniyor. Yorgan. Aa, geldi galiba. Kim o desene? Camı açıyor. Yukarı ya. Bakıyor, ben de camı açıyorum. Ben de apartmanın dışındayım. Evet. Sen ben gerizekalı mısın? Niye girmedin marketçiye? Hırsız mıyım ben? Kapı kapalı, nasıl gireyim apartmana? Bassana şu kapının megafonuna. Tamam işte ben... Öyle değil. Sen basma, sen bas. Sen yorgan de, sen de yukarıdan ya bağır. Ya ben kadının soyadını bilmiyorum. Hangi zile basacağım bilmiyorum ki o yüzden. Ya kadın, sen yorgan deyince şey, megafona yorgancı orada mısın desene. Yorgan. Yorgancı orada mısın? Tamam. Evet dersen bir ton iş çıkar şimdi. Arkadaşım. Evet, evet benim. Basıyorum otomatiğe. Zort. Hanımefendi, bunu basmadan yapsaydınız ya. Hayır, kapının sesi o.
İşte tahmin ettim. Hiç yakışmadı yani. Hayır, kapının zortlatması. Kusura bakmayın. Kadın kapıyı zortlattı. Yani tebrik ediyorum. Değil mi? Arkadaşım, uzatma gir şu içeriye. Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar bağır, de ki kapıyı kapattınız mı hırsız girmesin? Kapıyı kapattınız mı hırsız girmesin? Kapattım. Şimdi hangi kapı? İkinci kat 5 numara. Zaten katta tek daire var. İkinci katta 5 numara nasıl oluyor onu da anlamadım. Tam, her katta tam... 1 daire var. Kod farkı. Laz müteahhitin de alkollüsü. Ya yürüsene, her katta 1 daire var, 2. katta 5 numara. Demek ki kod farkı var değil mi? Ha. Seyirci, uyuyorsunuz. Hoş geldiniz beyefendi, buyurun. Aa, yanlış oldu, kusura bakmayın. Gel, gel, gel. Hemen söyle, de ki kendi kızı kocası... Çabuk üstüne. Hayır, hayır. Hanımefendi, ölçüyü almaya geldim. Eşiniz de yokmuş, nasıl yapacağız falan. Beyefendi, buyurun. Ölçüyü almaya geldim. Evet. Eşiniz de yokmuş. Nereden anladınız? Bilmiyorum, yönetmen söyledi. Ben bu tarz olaylara ilgilenmem çünkü. Ölçüyü alacağız, nasıl yapalım? O zaman eşimin gelmesini bekleyelim. Hayır, buyurun sen ki... yat yatağa, hanımefendi. Sen, ben yatıyorum de, siz alın ölçüyü de. Ben size tarif edeceğim de, yat yatağa tarif et. Bu nasıl bir ölçü? Bu hangi? Ya, yatağın, sen ayağını etejere koyacaksın, kocanın ensesine koyacaksın. O beyefendi, ölçü... buyurun içeri. Zaman harcamayalım şimdi böyle eşimin gelmesiyle. Bir sorun olmaz, benim eşim modern bir adam. O zaman bornoz nerede? Arkadaşım! Ya kadın zaman harcamayalıyor, ben nasıl bir dümendeyim ya? Ya sen mazbutsun ya. Şu boynunu içeri alsan her şey düzelecek. Evet. Ha. Evet. Şimdi biraz şöyle yapayım. Yatak bu mu? Yatak bu beyefendi, evet. Ben şimdi şu şekilde biraz şöyle yaptığım için. Yani eğer... Ya sen yat, adam ölçüyü alacak işte, yat. Evet. Ölçüyü al. Genelde yorgan ölçüsünü... omuz başından alıyoruz. Tam ölçüyü alırken bir de ayağınızda dağınık yattığınızdaki durumu görebilir miyim de? Bir de bir dağınık yattığınız. Diyelim ki kabus gördünüz, dağınık yattınız. O şekilde ben görebilirim, ona göre de ölçü alıyorum. Yani pay bırakacağım. Valla şöyle şeyler olabiliyor ara sıra. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tam ölçüyü alırken, al bu ölçüyü, tam ölçüyü alırken kocası gelir ve aşağıdan seslenir. Karıcığım ben geldim, kocası gel. Karışım ben. Metin Bey, siz dışarıdasınız. Apartmanın dışından bağırıyorsunuz. Öyle mi hocam? Şuradan. Yani buradan, buradan gelin. Bu tarafa, şuradan. Sahnenin ön kısmından. Oradan bağırarak geliyorsunuz. Karıcığım ben geldim dediği anda arkadaşım panikle, sen Ezgi. Arkadaşım sen de dolaba gir. Dolap yok, dolap varmış gibi Metin Bey. Siz dolap varmış gibi davranın. 3, 2, 1, buyurun bağırın. Karıcığım ben geldim. Tamam hayatım. Hocam ben... geldim. Öyle bir sesti ki ben de eşim olarak hissettim kendisini. Özür diliyorum. Arkadaşım niye yapıyorsun bunu? Prodüksiyon şey dolap getirin çabuk. Yapma şunları, ne olursun. Dolap. Tamam mı? Evet. Tam evet şey yaparken tekrar Metin Bey. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Karışım ben geldim. Ay kocam geldi. Ya bir dakika Ezgi, çok geç kalıyorsun. Geç mi kalıyorsun? Evet, tutturamıyorum ben şeyi. Pardon bak, hocam. Bak şimdi karıcığım ben geldim dediği anda Allah deyip kalkacaksın. Arkadaşım sen orada Mecidiye bırakacaksın. O kadar korkacaksın. Ne oldu diyeceksin. Sonra odanın içinde koşturup birbirinize çarpacaksınız. Adam yukarı merdivenlerden ilerleyecek. O tam içeriye girdiğinde o seni şeyin dolabın içine tıkacak. Tamam. Evet. Anladınız tamam. mı? Anlaşılmıyor bir şey var mı? Müzisyen, hayır, tamam. Sen anladın mı? Evet, 3, 2, 1, yalla! Karıcığım ben geldim. Allah! Ay! Ne yapsak? Boş ver, her şeyi anlatırız. Hayır arkadaşım! Olmaz! Olmaz. Olmaz. Şimdi siz koşarken en az 2 kere çarpışın. Metin Bey, siz yavaş yavaş ilerleyin tamam, yukarıya yavaş doğru. Yavaş. 2 kere en az çarpışın. Hayır, ay! Beyefendi, önünüze çok bakın ya. Benim, ben çıkış kapısı tam nerede, nereden saklanabilirim? Erotik karıcığım, ben nerede? Geldim. Ay Allah! Beyefendi, girin şu dolaba. Sok dolaba! Gir, sok gir. Şunu dolaba! Metin, ay! Ezgi, ne yapıyorsun? Aç şu kapıyı! Şey, kapak kapalıymış gibi. Çok özür diliyorum. Beni kapıyı açacak. Darmış da. Arkadaşım kapak açık kalsın, varmış gibi. Ha tamam. Tamam, evet. Varmış gibi. Evet.
Ne oluyor? Nuri birinin gerçek dolabı mı? Ne oldu ki? Birim var içeride. Göreceğiz. Evet. Gel Metin Bey, gelin. Evet, kapaklar kapalıymış gibi yapıyorsunuz. Ama içeride bir erkek kokusu var. Çok kıskançsınız. Buyurun. Sen de çok heyecanlı ol. Adam şüphelensin. Karıcığım. Ay kocacığım. O kadar heyecanlı. Kocacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bu telaş ne? Sen geldin. Ben her geldiğimde böyle mi oluyor falan? Söyleyeyim. Buyurun. Ben her geldiğimde böyle mi oluyor? Hayır, hep öyle olmuyor da. Şu bizim yorgan konusunda muzdariptik ya, onu halletmek için böyle yetiştiremedim. Birazcık ondan paniğim. Burası neden erkek kokusu kokuyor? Sen geldin sevgili. Heyecandan biraz... Bu benim kokum değil. Başka şeyler de kokuyor. Allah Allah. Dolapta birim var. Her zaman dolapta biri olur. Dolapta biri mi var? Dolapta ilk bakılan yerde niye ben duruyorum? Arkadaşım dur orada. Ezgi, dolabı açtırtmamaya çalış sen. Önüne geç, sen de ısrarla açmaya çalış. Aa, Allah Allah. Olur mu hiç? Bana güvenmiyor musun? Kadar getir işi, sen ağla zırla. Güvenmiyor musun? Bu koku ne o zaman? Dolaptan mı geliyor hayatım ya? Aa. Evet, Metin Bey, şimdi siz ağır çekimde ilerliyorsunuz. Kapağı tam açıyorsunuz. Tam o sırada zile marketçi basıyor. Ve kapaklar açıkken içeriye bakmayıp dışarı bakıyorsunuz. Arkadaşım sen de orada tabii. Korkuyorsun, tırsıyorsun. Evet, geliyor Metin Bey, ittirir eliyle ağır çekimde. Ver ağır çekim müziğini. Çekil kadın der. Çekil kadın. Yapma. Kapakları açar. Tam arkadaşımla göz göze gelecekken açar kapakları. Arkası zırrrr. Arkasına döner. Aa, beni çağıracaklardı der ve gider. Seni... Kimmiş hayatım? Hah, beni çağıracaklardı. Ben hemen bir bakıp geliyorum. Hadi, dikkat et. Kurtar adamı. Gitti, gitti diye vur. Gitti, gitti. İşte şimdi canavarı uyandırdın. Arkadaşım. Arkadaşım yapma şunu. Lütfen. Gitti, gitti de sen... Ya korkudan böyle yüreğin ağzında nefes nefesesin. Evet. Çıkar adamı. Çıkamıyorsun korkudan. Beyefendi gitti, gitti. Evet. Tamam, tamam. İnanmıyorsun tamam, gitti. Tamam. Hayır, kapama Ezgi. Beyefendi yemin ederim gitti. İnanmıyorsun beyefendi, arkadaşım. Beyefendi gerçekten gitti. Kapat, kapat. Allah aşkına. Kapat, kapat. Ne olur. Ben korkuyorum, kapat. Ya korkmayın. Kapat şunu. Gitti. Kapat. Ya çıkar Ezgi şunu dışarı. Gelin, gelin, kapat, gelin. Kapat, gelin, gelin, yapmayın. Gelin, gelin burayı. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Hiç bu kadar arzulayan bir kadın görmemiştim. Bence boyumuzun ölçüsünü aldık. Ben artık gideyim. Evet arkadaşım. Şimdi tekrar titreyerek bu sefer ölçü alıyorsun. Her yerin zangır zangır titriyor. Ölçü... Çok büyük titriyorsun. Sıtmalı gibisin. Şu ölçüyü alayım da gideyim diyorsun. Ölçüyü alayım gideyim çünkü bıraktım bırakacağım. Ama aldınız az önce. Daha neyin ölçüsünü alıyorsun? Hayır, sen tekrar yat öyle. De ki, kocanızın ölçüsünü almadım. Ben de sizin yanınıza yatayım kocanız olarak. Öyle ölçümü alayım de. Yatarken nasıl ölçüyü alacak? Adam kendi kaşınıyor yani. Ya evet, salaksın biraz. Ne yapalım? Evet. Hayır, şimdi öyle değil yani. Şimdi eşinizin ölçüsünü alamadım ya. Ben yaklaşık bir ölçü alayım. Ben de yanınıza uzanayım. Belirli bir minvalde. Beyefendi bakın çok riskli. Ne olur hemencecik yapın Allah aşkına. Yok yok, hızlıca bir havlu saracağım etrafıma zaten. Haydi. Tamam. Ezgi sen yatarsın. Sen de yatarsın. Arkadaşım söyledi ki kafa yerlerimiz aynı mı? Aynı kafada mıyız siz? Hayır, hayır. Kafanızın uzunluğu aynı mı? Kafanızın uzunluğu... Hayır, senin kafanla onun kafası... Senin kafanla onunki aynı mı? Hayır, onu demiyorum. Senin kafanla onun kafası senin diyorum. Senin kafanla onunki diyor. Onunla değil ulan. Ya, kel olanın onunla kafasıyla. Onunla değil, bununla. Hayır. Hayır. Gözlüklü ve kel olanın kafasıyla. Ha. Evet. De ki ben kafamı senin kafanın kafana ben getireceğim. Ben sana bir kafa koyacağım şimdi. Ağzını hayır, hayır. Ağzını kafamı kıyım. Senin kafana getireceğim. Kafamı senin kafaya getireceğim. Ne içtin sen? Hayır öyle değil ya. Yastıkta kafalarınız eşit olsun ki ayaklarınıza ölçebilesiniz. Ha boy şey. Ha. Evet. Şu an sizin kafanız tam nerede? İşte ben de oraya getireceğim. Yastık neredeyse ben de oraya üzerine. Ben de çünkü buraya getireceğim. Ona göre bir ne kadar daha bir ölçümüz var onu görmek. Tamam beyefendi açısından. Anlatmayın. Hemencecik yapın şu işi. Riske girmeyelim. Allah korusun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Haydi bakalım. Evet. Kuşadası'ndaki otele benziyor. Evet, şimdi bir de sizin dağınıklığınızı görelim. Her ikiniz de dağınıklığınızı gösterin.
Ya sen niye? Ben uyumuyorum ki. Sen de dağınıklığı göster. Niye ben ölçü alıyorum? Sordaki kocan ne kadar dağılıyor? Kocan beyefendi, ne kadar dağılıyor kocan? Kocan fena dağılır. Şöyle şu ayağı bayağı bir atar o da benim gibi. Öteki ayağı da kaldırır şöyle bir 90 derece ha. Böyle sana dalar buradaki, gider. Buradaki seyircinin parasını iade eder mi? Arkadaşım söyle kadının dediğini yapsana. Evet tamam. Tam öyleyken siz... tam öyleyken Metin Bey gel ve bunları böyle yakala. Ya nasıl gel ya? Alıyorum ölçüyü de arkadaşım. Alıyorum ölçüyü. Tamam beyefendi not alın. Tam o sırada Lambert diye kapıdan içeri girersiniz. Gir içeri. Langırt. Ay, ne yapıyorsunuz siz? Ölçü alıyoruz hayatım 10 dakika. Ya öyle saçma şey olur mu? Kocan girdi içeri, sen yataktasın. Böyle ölçü alınırsa biz de böyle tepki veririz. Hayır ama olmaz. İkiniz de çok korkacaksınız. Arkadaşım sen zaten titremekten böyle... Evet, Metin Bey siz de gördüğünüz anda önce bir şey yapın. Nara atın, kendinizi kaybedin. Nasıl bana yaparsın, sana aldığım şeyler falan de ki... Düğünümüzü de istediğin otelde yaptım falan. Oradan girin mevzuya. 3, 2, 1. Silah çekin bu arada. 3, 2, 1. Buyurun. Bu ne hal? Bunu bana nasıl yaparsın? Hayatım. Allah. Sana aldık benim. Beni aldatacaksan... Bu Tolga Çevik'e benzeyen adamı mı buldun? İnanamıyorum. Bu ölçüler gerçek olamaz. Konuyu değiştiriyorum ben. O ne ölçüsü havada? O ne ölçüsü havada? Hem de bu kadar. Eşinizin Güney Afrikalı olduğunu söylemedim. Arkadaşım! Ya ne diyeyim ben size adam? Pislik yapma! Ben bir şey yapmadım. Yaptın! Yatarken adama kendim... yaranmak için Güney Afrika ölçüsü gösteriyorsun. Demek ki vakıfsınız konuya. Hayır, kurtaramazsın. Ben yatarken kendim ölçüyü nasıl alayım? Ya işte mevzu o değil. Siz benim filmime niye burnunuzu sokuyorsunuz? Ya böyle film olur mu? Olur. Olmazsın. Bırak, benim sinemam bu. Allah Allah. Evet, ha. Metin Bey siz kendinizi kaybedin. Sen de arkadaşım titriyorsunuz. 3, 2, 1. Lan yakalanmışsınız. Hiç yakalanmadınız mı hayatınızda? Hiç yakalanmadınız mı hayatınızda? Allah'a şükür hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Şimdi ben eşiniz, burada, bize... eşiniz dükkana geldi. Sizin için normal yorganınız boy ölçüsü olarak yetmiyormuş. Bana... Nainenin yorgancısı mı bu? Hayatım deli yatarız diye beyefendiye özel yorgan yaptırayım da açıkta Eski kalmasın bir yerlerimizde. Arkadaşım ne yapıyorsun? Metreyi topla, mezurayı topluyorum. Ulan bu arada mezurayı mı topluyorsun? Ben tertipli bir adamım. Yani ölümüne tertipliyim ben. Eski, olmuyor. Metin Bey, siz kendinizi, sırtınızı dolaba doğru verin. Alamıyorum, açılarımı tutturamıyorum. Evet. Sen Ezgi, kendini yatakta yukarı yukarı ata ata adama anlatıyorsun, ağlaya zırlaya. Arkadaşım, sen de öyle bir zangırda ki... Ya adam seni nereye vuracağını şaşırsın. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ay hayatım, yemin ediyorum. Hiçbir kötü niyeti yoktu. Sadece ölçü almak içindi. Bu nasıl ölçü? Deli yatıyoruz ya biz. Ben hiçbir şey yapmadım. Kadının normal hali bu. Arkadaşım. Deli yatıyor ama bu kadar da deli değildi. Metin Bey, kadından dön, adama dön şimdi. Adama dön. Hayatım yapma. Yapma beyefendi. Titir titriyor zaten. Kadın kariyerinde giderek yükseliyor. Metin Bey, adama ulan senin karın yok mu? Senin evladın yok mu diye adama yürü. Senin karın yok mu? Senin evladın yok mu? Yok. Böyle bir karın olsaydı ne yapardın sen de? İşte yok onlar benim, o yüzden bilmiyorum ben. Arkadaşım, titreyerek adamı anlat. Yumuşat, konuyu değiştir. Yumuşak bir konuya geçmek istiyorum şu an. Bizim işimiz süngerle. Arkadaşım, hayır. Adamı, konuyu değiştir. Adamın dikkatini başka yere çek, evet. Şimdi olayı tamamen... tamamen yanlış idrak ettiniz. Şimdi hanımefendi çok müstakbel bir insan. Hanımefendi beni dükkana gelip çağırdı tabii. Hatta müşfik, mülayim, muhtebet. Muhtebet denmez size ama olabilir. Seneye olabilir, hiç belli olmaz. Şimdi hanımefendi dükkana geldi. Dedi ki bana, yorganımızın, eşimle yorganımızla ilgili bir sıkıntımız var dedi. Yorgan Metin Bey bağırın. Sus ulan! Kimi kandırıyorsun diye. Buyurun. Sus ulan! Kimi kandırıyorsun? Hakikaten kimi kandırıyorsun be? Sıçrama. Efendim? Sıçrama. Pardon. Çünkü ben her biplemeyi 20 bin lira olarak algıladığım için artık tedirginim. İlk gece yat. Olsun. Kocacığım panik oldum. Kusura bakma ama beyefendi doğru söylüyor. Şimdi tamamen yorgandan dolayı. Tabii ki de, tabii ki de. Bunları çözeceğiz. Bu yorgan değil, organ işi. Bunu da mı keserler? Yok, organı kesemezler de. Buradan sonrasını size bırakıyorum. Arkadaşım gel buraya. Arkadaşım, adamın damarını bul, damarını. Öyle damarından gireceksin, o zaman çözersin işi. Adamın damarını bul. Evet, Metin Bey, siz de titremeye başladınız sinirden. Son 4 dakikam de. Son 4 dakikam.
O zaman bence eşinizle geçirin son 4 ay. Hayır arkadaşım. Deli yatıyor. Damarını bul şu adamın. Ya damarınızı bulamıyorum sana. Hayır hayır öyle değil. Hani adamın damarı ne? Neden hoşlanır? Futbol mu? Ha. Evet muhabbeti bul önce. Şeri çok enteresan bir şey. Öyle ya, haklısınız yani ben de kapıdan içeri girsem ve böyle bir manzarayla karşılaşsam diyor ki Allah'ım yarabbim ne oluyor burada? Fakat durum sizin önünüzde tezahür ettiği şekilde değil. Arada Metin Bey siz bağırın sen de çok kork yere çök kalk arkadaşım. Sıkıyor gibi yapın. Evet arada konuşurken. Devam et. Şimdi, yani sizin tahayyül ettiğiniz gibi değil. Konuşma lan! Çok... Aman aman kocacığım yapma Allah aşkına. Beyefendi zaten çok korkak bir bey. Yapma. Ölecek şimdi. Bak bıraktı. Odanın ortasına. Arkadaşım koku devam ne, koku et. Koku ne? Al işte koku sana. Beyefendi atmayın duvarları. Yeni badana boya yaptırdık ya. Ya Ezgi saçmalamayın. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ya bu ikili nasıl bir araya gelmiş ya? Evet. Başka türlü bir araya gelmiş. Arada yapıyorsunuz hareketi. Sen anlatmaya devam et. Ağlamaya başla sonuna doğru. Şey, yavaş yavaş ağlamaya başla. Yavaş yavaş. Tahayyül ettiniz gibi değil. Çocukluğundan bahset adama. Belki açır sana. Ne kadar tatlı bir çocukluğunuz vardı ki. Hayır, hayır. Senin... Sen kendi çocukluğundan bahset. Bana kadar... neler yaptılar çocukken diye. Bana neler yaptılar çocukluğumda. Ay ne yaptılar? Nasıl onu hatırlamaya çalışıyorum. Neler yaptılar ki ya? Hiç o kadar zaman oldu ki hatırlayamıyorum şu an çünkü. Şey, çocukluğumda... Konuyu dağıtma. Çok sıkıntılı şeyler yaşadım. Babamla problemlerimiz vardı. Evet, babamla problemlerimiz vardı. Babam da yorgancıydı. Fakat o dönemlerde kitli dikiş yoktu. İnanılır ki kitli dikiş çünkü çapraz atılır, geriye döndür. Kestik. Bir tek atılır, Metin kesersin. Metin Bey ne yapıyorsunuz? Vallahi iş fena gitmiyor, ben de dinlemeye çalışıyorum. Metin Bey siz onu susturun devamlı. Bir ona çevirin, silahı bir ona çevirin. Arkadaşım şu konuyu çöz artık. Evet. Evet. Babam o zamanlar kitli dikiş. Hayır, hayır. Ağlayarak, abi ne olur. Hayır, ha. Babam değil, abi. Kes ulan! Hayır. Kes ulan! Abi ne olur kurbanın olayım. Benim daha çok dikecek yorganım var falan. Evet. Evet, evet. Anlatıyorum ben. Benim şu an o kadar çok yapacak işim var ki ben gerçekten kötü bir şeyin peşindeyim. Bütün ölçüleri böyle alıyorsan. Yok böyle enine aldığım da var. Yok biz deliği attığımız için beyefendiye rica ettim. Lütfen ev... Sus! Ya bu silahla ben çok ciddiye alamıyorum olayı. Ben de. Arkadaşım başka silah gösteremeyiz. Bizim programda en fazla bu silah gösteriyoruz. Tamam, evet. Güzel bir şey. Güzel hareket. Tamam. Evet haydi oynuyorsunuz çabuk. Arkadaşım sen onu ikna etmeye çalışırken sana ateş eder. Ezgi de önüne geçer. Ezgi vurulur yaralanır. Evet 3-2-1 buyurun. Ben gerçekten kötü bir şey yapmak istemedim. Yapma ay omzum Allah seni kahretmesin. Ne saçma bir karı koca ilişkisi bu ya. Metin Bey hemen gidin. Karıcığım özür dilerim ne yaptım sana diye. Karıcığım. Ambulanslar. Ay tutma orayı tutma. Ah. Arkadaşım şimdi sen üste çıktın adama yürü. Ne yaptın kadına falan diye. Yani karı kocasında kırbaçı duydum ama silahı ilk defa. Arkadaşım. Ya git adama yürü beyefendi. Çok saçma bir konu beyefendi, yüzünden. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ay o doktor sizin... çağırın omzum omzum. O sizin hayat arkadaşınız ya. Böyle bir şey yapılır mı? Sizin ayağınız üşümesin diye geldi kadın. Ayağınız söyle. Ayağınız üşümesin diye geldi. Yorganı büyük niye? Yaptırayım. Ya yorganı uzattı. O kadın, ay. O kadın siz gece üşümeyin uykuda diye kalkıp benim dükkanıma kadar geldi ve dedi ki eşim ayakları dışarıda kalıyor. Tabii. Bence şu an çok iyi gidiyor. Evet, evet devam et. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Adamı suçlu çıkar. Bence suçlusunuz çünkü her gece uzuyorsunuz. Evet. Yani zifaf gecesi alınan yorganla şu geceki yorgan arasında nereden baksanız 25 santim var. Arkadaşım ne saçma sapan bir şey söylüyorsun. Bilmiyorum ki ben şu an korkudan o kadar uzadı. Söyle şey çok üzüldünüz çok Metin Bey de ki o zaman de hazır ben gelmişken ölçüyü benle alın bari. Tamam. Hayatım ben yanlış anladım. Biraz kan kaybedeceksin ama ben ölçüyü verip geliyorum. Hadi ver. Bırak ay. Ondan 50 tane bulursun ya bırak ya. Arkadaşım saçmalama. Bu yorgandan kadını bulamaz. Da al yatağa kadını da al. Kadını da al yatağa. Ben ama yatağı emine çeviriyorum. Hayır, al kadını yatağa. Gerçin. Evet, ölçüyü alıyorsunuz. Sen deli yatıyorsan ben zır deli yatıyorum. Herkesin açıları beyefendi, ortaya hemen, çıktı. Hemen alıverin. Hemen alıverin. Arkadaşım ölçüyü alsana. Bence ölçüyü hayatım. Aldılar şu an. Arkadaşım. Ben yarın gazeteden okurum. Ben öbür, arkadaşım öbür tarafa değil. Ben öbür tarafa değil. Şöyle yapalım ki. Daha bir düzgün. Bence olayı çok basit bir şekilde çözebiliriz. Sizi yorgan masrafından kurtarıp küçük bir çadırla olayı halledebiliriz diye düşünüyorum. Ben hep böyle uyuyorum. Hadi biraz beyefendi. Arkadaşım alsana şunların ölçüsünü. Ya bunun ne ölçüsünü alacağım? Saçma sapan yatıyor bu. Uyumayı bilmeyen adama niye yorgan yapayım ben? Arkadaşım hiçbir şey beceremeyecek misin sen? Kaldır şunları. Buyurun. Niye? Kaldır. Ne yaptım ki ben şimdi ya? Ya beceremiyorsun bir yorgancılığı beceremedin. Ya böyle yatılır mı Allah'a? Ulan adamın evinde kadınla yakalandın gerizekalı.
Ama kadın davet etti beni, ölçü alayım. Beceriksiz! Kadının yanına niye yatıyorsun? Adamla konuşamadın. Ben isteseydim vurdurturdum seni. Beni vurdurttunuz, kadın denk geldi zaten. Hayır, ben kadını vurdurttum. Sinemamı öyle kurdum. Vay anasını. Beceriksiz! Metin Hoca'yı elinden tut, öne getir. Alkışlat. Allah Allah! Metin Hoca! Çok teşekkür ediyorum. Olacak şey değil. Kim? Mümkün değil ya. Kim? Lan niye arkasından konuşuyorsun gelen adamın hemen? Her giden konunun arkasından konuşuyorsun. Sen ne pislik bir insan çıktın ya. Değiştim ben de zamanla. Gözlüğü çıkar, gözlük yerine koy. Gözlük yerine koy. Yok, öyle bir yer yoktu, o yüzden suyu. Ya bul işte, gözlük yeri bul kendine. Herkesin bir gözlük yeri vardır. Ezgi, sen çok güzeldin, harikaydın, mükemmel oynadın. Fakat bu salağın yüzünden bir türlü ilerlemedi mesele. Estağfurullah, öyle şeyler söylemeyelim, hoş değil hocam. Sen karışma, söyleyelim. Salağa salak denir. Evet, içeriye götür bunu. Tamam. Söyle çocuklara, bunu giydirsinler, ikinci yarıya yollasın. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam, ne yapıyorsun? Ben ne yaptım şimdi ya? Allah Allah ya. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Bir böyle Anadolu müziği çal. Anadolu çal ama İstanbul ezgileriyle. İstanbul ezgileriyle Anadolu çal müzisyen. Bunun aynısı da tersten çal. Vay. Tamam, normalini çal. Gelsin bizimkiler. Kim giyikti sizi? Şey, kim üstünüzü kim şey yaptı? Ilgaz giyikti bizi hocam. Arkadaşım, sen kız gibi duruyorsun, bu delikanlı gibi duruyor. Nesin sen? 70'lerde hippie miyim? Hayır. Kızıl derilisin. Niye, pişik mi var? Arkadaşım, sadece orası mı kızıl oluyor? Burada da pişik olur. Dünya tatlısı. Ben zaten orayı kastettim. Ha. Sen ne anladın? Burayı anladım ben. Ablacığım, siz çok tatlısınız fakat... Tabii ki de, tabii ki de ya. Yıl kaç? Ben bu sefer yılıp kaçayım. Ya şaka yapmayın hadi. Yıl kaç? Bilemiyorum, siz karar verin. Peki, bölgesel? Bölgesel yapacağız, evet. Bugün epilasyonumuzu bölgesel yapacağız. Hanımefendi, size hiç yakışıyor mu? Siz bir aile kızısınız. Yarın öbür gün gelir, kim bilir, doktorlar, mühendisler, yönetmenler ister. Evet. Yapmayın böyle şeyler. Yine bir yönetmene bağlandı. Nereden nereye gel? Sen niye kıza karışıyorsun? Karışma sen. Sen söyle, bölgesel. Bence de. Hayır, neresisin? Neresiyim? Evet. Bölgenin neresisin sen? Hep biri bunu sorsun. Bak, ipucu veriyorum sana. Amerika'dasın. Neren senin Amerika'da? Şey, sen Amerika'nın neresindesin? Ya da Amerika benim... yüreğimde tam olarak nerede? Hayır, sen Amerika'nın neresisin? Gobe. Hayır, neresindensin ya? Kızılderili Amerika'nın neresindendir? Nerede doğduysa orasındandır, ne bileyim ben. Arizona. Evet, Arizona. İki adım öne gelir. Sen git şu ayakkabılarını değiştir Arizona lütfen. Arizona komple mi öne gelir? Ezgi. Ben git mi? Git şu çirkin şeyleri değiştir. Aa, aşk Arizona olsun. Arizona'da böyle bir şey olur mu? Arizona'da, tamam, ben hemen gidip geliyorum. Arkadaşım. Arizona'dasın ve bir Kızılderili atasözüyle olaya başlarsın.
Ver Kızılderili atasözünü. Erotik şof olmayan bir toprakta güneş batmış demektir. Arkadaşım. Ben adaylığımı koyacağım. Ama kenara. Otlar yeşermeyince, kuşlar uçmayınca, sular çağlamayınca nerede olacak kuşlar, otlar, sular? Söyle. İnşallah bunu ilk kovboy vurmuştur ya. Çünkü bunu çıkaran adam yaşamamalı. Evet, bunu silahını verin. Doğru. Kovboy vurabilir bunu. Buna bir silah verin çabuk. Prodüksiyon silah verin. Gösteremiyoruz. Arkadaşım. Silah gösteremiyoruz. Hayır, ben sana göre şey, ok. Ok yay. Ulan trilyonlar kazandınız. Bu mu be? Bunu hangi kokteyle kullanıyorsunuz? Oknan yayo. Oknan. Evet. Şeyleri, okları arkaya takıyorsun, yayı kola. Hayır, öyle arkaya değil ya. Sırttan aşağı doğru kaydırmaca yapıyorsun. Evet. Bırakınca ne alıyor? Düşüyor. Düşmeyecek yere sok. İşte ben... Ya yok öyle bir yer ya. Şu ya bir yere koy işte ya şunları. Ha tamam. Çektin, çekince alabilesin. Evet. Ne zaman kovboy çıkacağı karşına belli olmaz. Olmaz. Nasıl hissediyorsun? Gıdıklanıyorum. Oynadıkça aşağı doğru inmesin onlar. Dikkat olsun, et ona. Yine gıdıklanırım. Evet, yayı da koluna sok. Evet, süper. Tamam. Ne yapıyorsunuz kız burada? Kovboylar. Evet. Saçlı bir kız. Gel soldan, gel soldan. Gel soldan. Hemen sahneye bir tane şey al. Beyaz al. Kovboy. Hayır. Dur, birisini beyaz al sahneye. Ha, abla buyurun hanımefendi. Hayır, erkek olsun ya. Burada erkek olun abla. Tamam hanımefendi, erkeksiniz, çıkın. Erkekmiş. Sen de gel abi, gel sen abi, de gel. Abi sen de gel. Sen de gel abi. Sen de gel. Bence siz de komple herkes gel. Ben ineyim mi aşağı? Hayır. Bugün de ben seyredeyim. Evet, siz şey takım elbiseli abi, siz başa geçin. Hanımefendi siz ortaya geçin. Mikrofona gerek yok. Siz de şeymişsiniz. Arizona, Arizona'yı beyazlar ele geçirmişler. Kızılderililerden şey kurtarılmasının yıl dönümü. Siz de Arizona halk oyunları ekibisiniz. Üç kişi. Kim oynuyor, kim seyrediyor? Evet. Omuzlardan bir Gaziantep oynuyorsunuz. Evet. Tutun omuzdan. Mendilin yok mu kravatlı? Abi tebrik ediyorum. Yalnız bu arada bir tiyatro gösterisine takım elbiseyle geldiğiniz için tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum gerçekten. Yok eyvallah. Çünkü eşofmanla sahneye çıkan var. Teşekkür ediyorum. Sizin mutlaka mendil de vardır bir yerinizde. Yok. Yok mu? Ha şey ablacığım ver onu. Evet. 3, 2, 1. Hayda! Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Mendil sorunca donunu çıkaran var. Tebrik ediyorum. Bugün biraz tebrik edeceğim. Evet, isminiz neydi abicim? Sadık. Sadık. Evet, hanımefendi sizin? Banu. Sizin? Ferdi. Fe? Ferdi. Ya adam orada konuşuyor ya. Ne, bir daha söyle. Ferdi. Ferdi, sen ortaya söyle, o senin sesini alır. Alır, alır. Tamam, evet. Halk oyunlarısınız. Sen şey, Sadık. Hayda deyip başlatıyorsun. Arkadaşım, tam o sırada sen de kente gelmişsin. Evet. Şey, halay başını vuracaksın, tamam mı? Çünkü şey, kutlama yapıyorlar bizim topraklarımızda. Evet. Ben mi sizin topraklarınızda siz vurun. Ben niye vuruyorum? Senin topraklarında. Burası komple benim mi? Senin, evet. Çıkın buradan, Almanya. Hayır, oradan. Arkadaşım. Almanya ne? Düşün, ileri görüşlüyüm. Almanya diye bir yer olacak. Hayır ya, yapma şunu lütfen. Sen geliyorsun, diyorsun ki Huganda, Papanda, Totanta diyorsun. Çekiyorsun, vuruyorsun çocuğu. Evet. Sonra biplemesinler. Biplemezler. Evet. 3, 2, 1, gel, hayda de. Hayda! Seyirci bir durun, size ne oluyor? Bizim kanımızda var. Bir durun! Sadık dur! Gerçekten bu kadar mı Sadık? Hayır, Sadık dur. Evet. Yani hareketlere Sadık. Sadık. Sen halay başısın, halay başı delirir. Anladın mı? Tamam. Oturur, kalkar, çıldırır, diğerlerini sürükler, çeker, götürür, yaslanır, evet. 3, 2, 1. Sen nerelisin Sadık? Malatya. Tamam işte, bilirsin bu işleri, evet. 3, 2, 1, buyurun. Hayda! Arkadaşım. Arkadaşım. Sadık'ı gözüne kestir. Tamam mı? Hayır, öyle değil.
Sadık gözüne kestir. Sadık oynarken sen gelir ayakların dibinde yere yatarsın. Aşağıdan yukarı çakacaksın sağda. Tamam. Evet. Hayır. Okla. Okla. Evet. Ama sen Kızılderilisin. Kamuflaj geliyorsun. Sen toprak zannedecekler seni. Çıkarayım üstümdeki. Hayır hayır çıkarma. Toprakta bir renk olayım. Evet öyle bir gel ki şey görünce Ferdi, Banu siz şey deyin. Aa bu yerdeki canlı da ne falan. Anlamıyorsunuz onun biri olduğunu. Evet o tarz. 3, 2, 1. Sadık delir. Hayda. Arkadaşım dur. Önce senin bunları vurman için çaktırmaman lazım. Hikayeyi değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Sen gel halaya katıl, halay başı ol falan o tarz bunları şey yap. Evet. Önce kendini arkadaş et, sonra ağzına sık oku. Evet. 3, 2, 1, buyurun. Hayda. Kolay gelsin. Ben Pisagor. Üçgenin açılarını anlatacağım size. Bugün de Nebraska'daydım. Kestik. Ne yapıyorsun? Opa ağzıma sıkıyorum. Niye? Onun ağzına sıkacaksın. Öyle değil arkadaşım. Yaya takıp, yayı fırlattırıp oku içine sokturacaksın. Ok atacağım. Evet. İşte böyle basit bir anlatımı da var bunun. Arkadaşım önce sen en sona geç. Sonra yavaş yavaş Banu'nun yanına, Banu'yla Sadık'ın arasına sonra başa geçeceksin. Başta delireceksin, o arada oku çakacaksın Sadık'a. 3, 2, 1 buyurun. En arkadan dolan. Kız tarafı, kız tarafı diye gel. Kız tarafı burası mı? Lan yakalasana. Kimi? Önce Ferdi'den girsene. Kusura bakma. Ya. Ferdi'den girsene halaya. Ya durmuyorlar ki yerlerinde. Ya durmayacaklar tabii. Halay çekiyor adamlar. Ama halay olduğu yerde de çekilebilir. Televizyonda hep öyle. Ya yapış şuna lütfen. Sadık sen delir. Aradan gir, aradan gir. Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapayım? Dur ya. Önce halay başı ol. Seni içlerine alsınlar. Beni içine aldıktan sonra daha ne ok atacağım ben zaten. Evet. Seni içlerine alsınlar. De ki dedem kurtardı, dedem kurtardı diye gel. Evet. Sadık yürü. Mendili senden almaya çalışacak, sen de vermemeye çalışacaksın. Halay başı bırakmaz halayı. Buyurun. Sende de benim dedem de kurtardı. Evet. Kız tarafı mı? Deden kurtardı. Gel. Deden nerede lan? Ya dedesi niye beni kurtarıyor? Arkadaşım bir durun, kestik. Dedesi beni kurtarsa ben bunu niye vurayım? Arkadaşım, dedesi burayı kurtarmış. Ha burayı... Kurtuluş günü ya. Sen ha. De diyorsun ki seni anlamasınlar diye. Dedem kurtardı, dedem kurtardı. Neden kurtardı? Mahmut da diyor ki en çok benim dedem kurtardı. Ha dedem kurtardı. Ha. Beni neden kurtardı? Tamam. Tamam. Evet, 3, 2, 1. Halay başı ol lütfen. Halay başı olunca delir, anlasınlar. Desinler, ulan bu bizden. Kızılderili olduğunu anlamasınlar. Evet, 3, 2, 1. Buyurun. Hayda! Ben de Malatyalıyım. Sesini var. Böyle bir o tarafa, bir o tarafa dans edin. Ben seni alttan vurmam lazım çünkü. Çünkü arkadaşım deden... şimdi oku al, yayı al oynarken. Bak bak ucunda ne vardı. Sadık sen de aa de sıksın ağzına. Allah'ım ya, yerimde duramayan bir Kızılderiliyim ben. Bak bak, ucunda ne var? Hiçbir şey yok. Ben ilk roman kemancıyım. Arkadaşım! Ya çok saçma bir şey oldu ya, ben... Arkadaşım, vuramıyorsun çocuğu. Tamam, anlaşıldı. Vuramam adam. Ben ne yaptı ki bana? Dedesi beni kurtardı. Ben niye onu vurayım ki? Dedesi kurtarmadı. Neyse, sen şey... tamam, oynarken sen... Hüzünleniyorsun, diyorsun ki burası bizim hep dedemizdi. Durun ulan durun diye bir bağır, isyan et. Burası hep bizimdi, şimdi kurtuluş günü kutluyorsunuz. Bir konuşma yap, evet. Bu sosyal içerikte bir yere bağlayacak ama anlamadım. Durun diye durun, ağlayarak. Durun. Burası hep bizimdi. Burası bizim toprağımızdı. Sonra... Siz beyazlar... Siz beyazlar hep kan şekeriniz düşmüş. Bir şey değil yavrum. Akşama kadar dans ediyorsunuz. Gençlik hiç kendine bakmıyor Barış. Arkadaşım sizin dedeleriniz bizim dedelerimizin. Kuşlar uçmuyor, otlar sarılıyor. Sizin dedelerinizin şarap çanağınız. Hayır. Sizin dedeleriniz var ya. Sizin dedeleriniz var ya. Arkadaşım.
Ama bu toplumsal bir şey çıkarır yani. Arkadaşım yapma. Sizin dedeleriniz var ya. Onlar geldiğinden beri kuşlar, otlar ya. Derelere bağlı. Onlar geldiğinden beri kuşlar ötmez, dereler atmaz, çimler büyümez oldu. Banu ağlayarak sarıl adama. Haklısın. Haklısın, haklısın. Sadıksın, sarılmayın. Bizim kültürümüzde direkt öpüşmek var. Gel buraya. Ya lütfen yapmayın ya. Bizim kültürü anlatıyorum onlara. Yapmayın. Şey, sarılın, evet. Sen, Sadık, sen generalsin. Haklısın. Hop, ne oluyor de kıza, dur. Ben buraların generaliyim de, beyazların başıyım, söyle. Hop, ne oluyor burada? Ne bileyim, manyak bana sarılıyor ya. Ben vurayım mı kızı? Ben buraların generaliyim. Bir dakika dursana. Banu, senin tam amacın ne? 15-20 dakika sonra biter. Gidersin arkada, ya görürsün herkes çocuğu. Herkes benimle sarıldı da o yüzden hocam. Doktor yani kızımıza et tavsiye etmiş. Kızılderili olduğum için. Bu kimin ya? Sen ne yalı bir çocuksun ya. Evet, şey, Banu'yla Ferdi'yi gönderirsiniz. Kızılderili şey kalır, general kalır ve sen ne diyorsun lan diye kavgaya tutuşursun. Seni yakalatırım, attırırım içeride. Önemli değil, 2-3 bin euro bir şey kalsın ablacığım. Evet, tam general onunla konuşacakken generalin kızı gelir. Ezgi gel, koşarak gel, çabuk. Generalin yanına git. Babacığım, babacığım, bir oy şey söyleyebilir miyim? Aa. Beni çarşıya götürür müsün New York'a? Bir şeyler alacağım kendime de. New York'a. New York'a çarşıya gidiyor. Babacığım, babacığım, beni New York'a çarşıya götürür müsün? Bir şeyler alacağım. Gidelim. Ne tatlı baba bu ya. Ya Sadık, generalsin sen ya. Desene, ne çarşısı? Evin her yeri çaput doldu falan, o tarz. Ne çarşısı? Evin her yeri çaput doldu. Yeter artık. Ay babacığım kızma. İhtiyaç ama almam gerekiyor ve bir şeyler. Bu bey kim der? Arkasını döner Ezgi ve büyük bir aşk başlar. Göz göze gelin. Müzik yüksel. Bu bey kim? Ya sen değil Sadık. Sen daha iyi bilirsin. Sadık'ın içindeki baba. O genç kız çıktı. Evet Ezgi dön. Şey, Sadık de ki, şu anda işim var zaten de, o da dönsün. Ne işin var diye döndüğünüz anda ikiniz de titriyorsunuz, tamam mı? Diliniz şişiyor ikinizin de aşktan. Evet, buyurun. Benim de mi? Evet, aşık olunca dili şişer insanın. Siz nerede büyüdünüz ya? Ya sana ne, ya hadi. Ya da bu kız size ne yaptı? Nasıl bir aşk yaşıyorsun? 3, 2, 1, buyurun. Şu anda işim var zaten, hiç uğraşamam böyle babacığım, şeyler. Babacığım yapma, niye işim... Müzik yüksel. Ağır çekimde görün birbirinizi. Evet. Aa. Ya öyle değil ya. Öne öne yapacaksınız titremeyi. Şey gibi, araba arkası köpeği gibi. Evet. Ha. Ne? Bunun için yanlış ülke. Niye? Anlatırım sonra, yolda anlatırım. Evet, birbirinizi görün. Hafif içten titreyin, seyirci hissetsin. Ağır çekim, ver ağır çekimi. Sadık, ağır çekimde sen de kıza bir tane şaklatacaksın. Tam vururken oğlan sen havada tutacaksın elini. Kız oraya bakıyor ya, aşık olduğunu anladın. 3, 2, 1 buyurun. Ne çarşısı? Öyle şimdi değil ulan, şimdi değil ya. Manyak mısınız? O yapınca ben müdahale etmek istedim. Kız döner, ağzı dili şişer. Sonra sen onların bakışlarından şey yaparsın. Kıza tam şaklatırken oğlan tutar. Evet, 3, 2, 1 sonra hızlı çekime başlarız. Baba, buyurun. Babacığım ne işin var ki? Ne yapıyorsunuz? Seyirciye dönme. Sadık, yüzün bize dönük olsun. Kendi omuzunun üstünden tokat at bence kıza. Bence gayet net anladı. Sen omuzunun üstünden kıza tokat at. Kendi omuzunun üstünden. Evet. Yüzün bize dönük olsun. Evet. Yüzün bize dönük olsun. Hocam Sadık tamamdır. Sadık gel öne. Evet. Kızın önünde dur. Bana dönük ol. Bana dönük ol. Şöyle. Lan bana, bana. Ha. Ha. Elde böyle güzellik. Evet. Ha. Kendi omuzunun üstünden kıza tokat atacaksın. Ne yapıyorsun? Kız der ki, baba, hayatında ilk kez bana el kaldırdın, söyle. Baba, ha 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 ha. Arkadaşım bir şey söyle adama, kadına el kalkar mı, söyle.
böyle konuşuyorsa kalkar vallahi. Hayır arkadaşım yapma şunu. Anlaşılmıyor dedi. Evet, birbirinize dokunursunuz, dilinizin şişi biraz iner, yarım iner. Evet. Ya siz bunları hangi DVD'de görüyorsunuz ya? Arkadaşım ne olursun bayağı ya. Bayağı tıbbi bir bak, çığır. Bak bu montajlanınca çok güzel olacak. Olur, olur. Şşş, Blu-ray. Evet. Al Blu-ray. Sen Blu-ray. Hadi. Evet. Çok terbiyesizsiniz. Ağzımı açamıyorum. Evet, Sadık. Generalsin, ne biçim beyaz generalsin sen? Çak şuna. Vurayım mı? Yavaş. Evet. Ara, çakıyorsun, evet tamam. Tutuyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Yeter artık! Neyi yeter lan? Ne oldu da yeter? Saattir yapıyoruz. Bence olayı büyütmeyelim. Ben kıza asılmaya geldim. Arkadaşım o askı değil, yayın senin. Yapmasaydım uyuyamazdım o gece. Tamam, evet. Kızla aşık oldunuz. Babası, kızı, dersin ki... Çabuk eve git, ayaklarını kırarım. Benim bugün senatoda toplantım var diye gidersin. Kızı baş başa bırakırsın oğlanla. Ayaklarını kırarım deyip yalnız bırakıyor benle. Evet. Değişik bir baba tarzı. Çabuk eve git. Çabuk eve git. Ayaklarını kırarım. Senatoda toplantım var zaten. Geç kalacağım. Ayaklarını kırarsan eve nasıl gitsin babası? Ya sen karışma. Ben de abi zaten bu yöne gidiyorum falan de. Adam çakozlamasın. Ha. Prodüksiyon bir at verin şu arkadaşıma. Ne vereyim? At. Şeye de verin, Sadık'a da verin at varsa. O senin... İyi oynarsam devamı da gelecek. Evet. Şey, Sadık sen gidersin. Bin ata git. Atınla konuş önce. Söyle nereye gideceğinizi. Niye? Navigasyon mu? Niye söylüyor ki ona? Söyle ata. Vuracak, sağrısına gidecek. Saçını okşa ve söyle. Eyvah, sağrısına. Buradan senatoya gidiyoruz atım. Ah babama, ah babama. Bir şey söyleyeceğim. Yürü. Atın kafa niye böyle? Şöyle gideceğiz ya, ondan dolayı. Git Sadık, içeri git. Seni çağıracağım sonra. Yürü. Dıkıdık gitsene. Bu da evde kaldı. Arkadaşım. Evet. Sen de ki bir beyazla asla olmaz de, atını atla, tam giderken kız arkandan bağırır. Buraları tamamen duygusal istiyorum. Özer. Soyunayım mı? Müzisyen. Hayır hayır, çok duygusal istiyorum. Tamam. Sen çok üzgün bir şekilde kıza aşık olduğunu belli et ama bir beyazla asla olmaz. Çünkü topraklarınıza kondular. Söyle. Seni gördüğüm andan beri içimde bir şeyler oluyor ama bir beyazla mümkün değil. Ezgi çok üzül. Sen benim anneme dereden su getirebilir misin? Çamaşırını yıkabilir misin falan öyle. Sen benim anneme dereden su getirebilir misin? Çamaşır yıkayabilir misin? Ha ya 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 diye bağırabilir misin? Çünkü çok saçma. Bağırmayacağını biliyorum. Ama benim için bunu yapman lazım. Yaparım. Tamam. Dene, ben tekrar geleceğim. Arkadaşım dersin kız üzülür. Kız ağzını kapat. Ağzını kapat elinle. Ağlamaya başla. İçine doğru ağla. Canıtın? Ezgi. İçinde babası var. Tamam, evet. Ağzını kapat. İçine, içine. Arkadaşım döner giderken atınla dertleşirsin. İlk defa birine aşık oldum. Ay öyle dönerek diye. Dön atınla tıkı tık tıkı tık. İki nala gidiyorsun. Niye? Öndekiler yok mu? Hayır, dört nalanın yarısı hızla gidiyorsun yani. İki nala. Rahvan. Hadi neyse ne? Neyse değil, rahvan işte. Tamam, cingöz, evet. İnşallah sizi tekrar bir yerde görürüm. Ben ya söyleyeyim. Atına söyle, atına. İnşallah sizi bir yerde görürüm. Hayır, atına de ki ilk defa bir beyaza ilerlerken. Oh. Oh. İnanır mısın? İlk defa bir beyaz kadın bende bu duyguları unuttu. Ata iyice yaslanırsın, kulağına söylüyorsun. Bence o mesajı aldı zaten. Atın kulağına söylüyorsun, eğil iyice. İlk defa bir beyaz kadın, altında boyu uzadı. Ne kadar yolu gittiysek hayvan büyüdü. İlk defa üzgünsün. Bir beyaz... Çok üzgünsün sen, niye sen, böyle? Sen, çok üzgünsün sen. At değil ulan, atın binicisi üzgün. Ha, İlk defa bir beyaz kadın bende bu duyguları uyandırdı.
Umarım tekrar karşıma çıkmaz çünkü kalbime yenik düşebilirim. Bağır Ezgi oradan. Kızıl derili. Kızıl derili. Neyi gördü acaba? Ensem olabilirdi, ensem... Arkadaşım, senin ismin ne? Ben nereye çekiyorsun abi? Senin kızıl derilici adın ne? Bilmiyorum. Söyle bir şey. Bilmiyorum. Oturan minnoş, evet. Bağır, oturan minnoş, noş, noş, noş. Oturan minnoş, noş, 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 noş. Oturan minnoş, noş, noş, noş. Bir şey diyeceğim. Mesaj at. Arkadaşım. Geri mi döneyim tekrar? Evet, dönme. Sekiz nala git kıza. Ben de zaten gidemiyorum. Ayaklarım gidiyor ama yüreğim gitmiyordu. Sekiz nala dön geri. Benim de zaten ayaklarım geri geri gidiyordu. Ne söyleyeceksin? At beni atının terkisine de. At beni atının terkisine. Hadi bunu yapabilirsin. Atsana kız atın terkisine. Evet, altın ala gidiyorsunuz. Bu nasıl bir matematik ya? Arkadaşım lütfen ya, bozma oyunumu. Altın ala gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Sadık gel hemen, gel Sadık gel. Sadık nereye? Önlerini keseceğim. Sadık büyük geçmiş olsun. Sadık sen niye önlerini kesiyorsun onların? Çünkü biz Sadık'ın önünü kesemedik. Ezgi, de ki gel beni babamdan iste de. Aslında pamuk gibi yüreği vardır, söyle. Tavuk gibi mi? Pamuk, pamuk. Ha, pamuk. Gel beni babamdan iste, minnoş. Aslında babamın pamuk gibi yüreği vardır. Sırtın mı kaşındı? Şey, Sadık sen gel ortaya. Sen de orada şey yapıyorsun, atı besliyorsun elinle. Evet, bak bunları sana New York'tan aldım. Bak bunları sana New York'tan aldım. Güzel mi? Çok güzel değil mi? Babanın sağlığıyla ilgili bir... Tedavi süreci hala devam etmekte. Üstüne gitmeyin. Ya saçmalamayın, evet. Gelin, atından inin. Sadık onları görünce çok sinirlen. Kızılderilinin arkasında senin kızın. Aman Allah'ım. Çok delirsene. Bak, ne oluyor bak burada? Ne bu hal? Büyük tıbbi bir gelişme içerisindeyiz. Evet arkadaşım söyle, de ki kızınız da izdivaca, sen de attan in kızı indir. Kızılderili izdivaç mı diyor? Evet. İn attan. Ağzını dağıtırım kızı inerken. Önce onu indir. Önce ben mi insem acaba? Ya indirin, hadi yapın ne olur ya. Her şeyi bana söyletmeyin. Ay. Müslüman sen de Kızılderili müziği çalsana. Biraz da ben onu taşıyayım. Kızınızla izdivaç için sizden izin... Ne oluyor ya? Atın neresine dokundun? Olduğu yerde koşan ilk at bu. Kızınızla, evet, hadi. Kızınızla izdivaç için sizden izin istiyorum. Babacığım biz birbirimize fena vurulduk. Çok aşık olduk. İzin ver ne olur. Baba bir ok ama... atıyor 12'den vuruyor de. Söyle babana. Babacığım bir ok atıyor 12'den vuruyor o derece. 12'den. Evet, tam 12'den. Sadık de ki bir Kızılderili'ye verecek kızım yok benim. Bir beyazın bir Kızılderili'ye verecek kızı yoktur. Babacığım yapma abimle böyle gelin, şeyden. Abimle gelin, Kızılderili olalım. Arkadaşım, sen yıkıl. Hem topraklarımızı aldınız, hem bizi sürdünüz, hem şey otlar, kuşlar, dereler. Ondan sonra da kızınızı da vermiyorsunuz, evet. Bizim toprağımıza el koydunuz. Suyumuzu aldınız. Kuşlarımız uçmuyor. Otlar büyümüyor. Rüzgar esmiyor. Bir de kızını vermiyor. Sana yazık. Gözlerin. Anadolu'dan... Ne oluyor ya? Bilmiyorum. İçimde bir Türk var. Evet, yıkılırsın. Yıkık bir şekilde gidersin. Kız çok üzülür. Üzül kız. Yapabileceğim bir şey yok. Bizdeki adet... İzni babadan almak. Baban izin vermediyse yapacak bir şey yok. Yapma ne olursun. Bağrıma taş basarım. Kendimi oklarım. Ezgi, şey Sadık'ı da al arkaya git. Arkadaşım sen yıkıl. Gel şeyin kahvesine. Ne kahvesi ya? Kahveye geleceksin. Gel kızım böyle. Kızılderili kahvesine gel. Ya ne tatlı baba, atını burada bıraktı gitti ya. Gel Kızılderili kahvesine.
Prodüksiyon. Evet, geldin Kızılderili kahvesine. Selametle, kolay gelsin. Müsyen, sen git içeri, seni arkadaş yapıp yollasınlar. Evet, otur. Kahve var mı? Filtre kahve ver. Hayırdır Kızılderili, yüzünü çok solgun gördüm. Vergi ayı. Hayır arkadaşım, ne vergisi? İşte ikinci taksit. Hayır, de ki, şey de... Ya de, anlat olayları işte. Bir kız sevdim. Bir tane beyaz kız sevdim. Babası bana vermedi. Canım biraz sıkkındı, ondan mütevellit. Kimmiş ya buralarda beyaz? Böyle tatlı bir insan, takım elbise. Söyle, general, general. General kendisi. Aa! Ana! Senin... Bir tane mi general var? Nasıl tanıdın lan? Evet. Senin iş, sen ne yapacaksın, ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Kızı kaçır. Kaçırdı da gitti, babasıyla gitti. Hayır, kızı gece kaçır. Niye? Önünü görmesin diye mi? Arkadaşım, evet. Sen kaçıracaksın. Aa, kızı kaçırdım. Hayır, hayır. Ha. Ya yatarken gece kızı kaçıracaksın. O batar her taraf ya. Komple kızı kaçıracaksın. Ya sen kızı kaçırıp eşin yapacaksın. Benim bir eşim daha yok ki dünyada. Ya yapma şunları. Evet, nasıl yapacağım? Ben oraya nasıl gireceğim? Nasıl yapacağım? Ben nasıl gireceğim? General adam ya, bütün... Ya şey var, oturan sincap var ya, orada büyüdü. Yetim bu, onlar beslediler. Ya oturan sincap kalksa ne olur ya? Sincap yani. Ya onların sarayında büyümüş oturan sincap kalesinde. Bu oturan sincapı nasıl bulurum sor. Bu oturan sincapı nasıl bulurum ben? Şimdi gelir o buraya ya. Hep takılır buraya. Saat kaç? Bilmiyorum, daha icat edilmedi. Bak şimdi neredeyse gelir oturan sincap. Suzan çabuk ol. Oturan sincap gel. Siz akan ter misiniz? Müslüman onun yanına çök, otur yere. Şeyle, çubukla ateş yakıyorsun. Ama çubuğa oturma, karıştırma. Çubukla ateş yakıyor. Normal otur. Evet. Oturan sincap geldi. Evet, oturan sincapla konuş. Ben de gençliğimde çok yaptım bunu. Arkadaşım! Lütfen, ne olur yapma. Hayır, soğuk havalarda hep yaptım. Evet, konuş oturan sincapla. Oturan sincap sen misin? Adamla iletişim kursana. Ya cevap vermiyor ki. Ya sen kurmaya çalış, iletişim kur herifle. Belki de oturan sincap değil, ilgisiz mabat. Hayır. Yani cevap vermiyor ki adam. Ya verecek, ilgisini çekecek hareketler yap, bir şeyler yap herife. Bak, bak. Öyle olmaz arkadaşım. Ne? Daha büyük hareketler bana yapman lazım. Bana bak ya, ne yaptım? Ağzımı işim. Ay, daha büyük hareketler yap. Oturan sincap sen misin? Lan bir Kızılderili dansı yap, adam anlasın sizden olduğunu. Önünde bir iki kıvır herifin. Evet. Kıvır mı? Evet. 600 yıllık bir kültürü kıvır diye geçiştirdi ya. Oturan sincap sen misin? Ne kıyamadın, önünden ayıramadın kafanı ya. Ya lütfen. Evet, oturan sincap. Sen şuna şöyle cevap ver. O dans ettikten sonra sen ona şeyle, seslerle, çeşitli sesler çıkararak cevap ver, tamam mı? Müzikal sesler çıkar. Hiç konuşmuyorsun sen. 3, 2, 1. Benim söylediğim cümleleri müzikal sesle yap. Buyurun. Oturan sincap sen misin? Haydi, haydi, haydi. Benim bu arada pantolon iniyor mikrofonda yalnız. Evet, çıkar sesleri de. Benim de. Şey, Bumcu gel, Bumcu. Evet, çok güzel gidiyor. Şimdi de konuyu anlat. Oturan sincap, önüne oturabilir miyim de. Neyse, Allah'tan boş tabure buldum. Önüne oturabilir miyim de. Yanına oturabilir miyim? Yan önüne oturabilir miyim de. Yanımda Bumcu taşıyorum, elimde ağırlık yapıyor. Oturan sincap. Bir beyaz kızdan hoşlandım. Babası general. Ve kızı bana vermemekte direniyor. Ne yapmalıyım sence? Bana bizim generalin kızı olmasın demi Hüseyin. Büyük geçmiş olsun. Arkadaşım! Belki çocuk kendisinden korkmuş. Neden korkmuş olabilir Kızılderili çocuğu? Korkmuş işte, ne bileyim ben. Evet müzisyen, söyle. Neden korktuysa yıllardır onu yapıyor.
Allah'ım, Arizona'sı, ne çıkacağı belli olmaz. Arkadaşım, ne olursun pislik yapma. Evet, şimdi sor de ki, sen o sarayda büyümüşsün. Bana saraya nasıl gireceğimi söyler misin? Sen o sarayda büyümüşsün. O saraya gizlice nasıl gireceğimi bana söyler misin? Söyleyemem. Niye söyleyeyim ki? Seni tanımıyorum. Senin neyine güveneyim? Pişman mısın benimle çocukluktan beri tanıştığını? Ya lütfen bozma. Çocuk ne güzel gidiyor. Nasıl yani? Nereden gireceğimi bilmiyor musun? Sarayı en iyi senin bildiğini söylediler. Arka kapıdan bir giriş var. Hemen mutfağa açılan bir pencere var. Orayı kilitlemiyorlar. Söyle. Bence biraz uzun yaşarsan dondurmacı olabilirsin. Olabilir. Ya müzisyen ne olur ya. Evet. Şimdi müzisyen de ki ben o kızı sevdim. Kaçırıp kendime eş yapacağım de arkadaşım. Sen bundan çok etkilen. Dans ederek söyle aynı şeyi. Ne? O kızdan mı hoşlandın? O da senden hoşlanmış. İki gündür uyku uyumuyor. Gözüne uykular girmiyor. Evet. Sen mi dans edeceksin? Evet. Üç, iki, bir. Bütün kameranı çevir buraya. Üç, iki, bir. Buyur arkadaşım. O kızdan hoşlandım. O kızı istiyorum. Bana yardım edin. Kızlandın bayağı. Fikir hoşuna gitti. Arkadaşım, tamam, arka kapının oradan mutfağın kapısı açık diyorsun. De ki müzisyen, yarın gece ben de orada kalacağım. Açık değilse bile ben açık bırakırım de. La minör, la minör de. Arkadaşım, sen de ona onun dilinde cevap ver. Sana minnettarım, çok teşekkür ederim de. Bu ne? O çok kısa bir kelimeymiş be. Hayır arkadaşım, söyle. Ne söyleyeyim, ben bilmiyorum ki dilini. Ya onun dilini biliyormuşsun gibi söyle. Bakayım dilini. Hayır, lütfen. Evet müzisyen, gidersiniz. Git müzisyen. Git, müziğini çalmaya başla. Arkadaşım, sen gecenin olmasını bekliyorsun. Atın nerede senin? Hocam pardon. Evet, atınla konuşuyorsun. Gecenin şey, geceyi anlatıyorsun. Ne yapacağınızı ata. Artık gece otur Allah aşkına ya. Hayır arkadaşım. Atlar oturmaz. De ki, arka kapıdan gireceğiz. Sen beni duvarın dibinde durduruyorsun. Ben atlıyorum. Söyle, konuş atla. Arka kapıdan gireceğiz. He. Bu da mı Malatyalı? Arkadaşım. Arka kapıdan gireceğiz. He. Arka kapı açık olacak. He. Kapının yanındaki mutfak kapısından hemen içeri doğru süzüleceğim. He. Ama gözümüz açık olması lazım. He. Ay. Arkadaşım evet, kenara gidersin. Şey Ezgi, gel hemen, babanı da al gel. Evet, yatın Ezgi oraya, yatın. Evde yatıyorsunuz, yatın. Büyük geçmiş olsun. Yatıyorsunuz evde. Evde yatıyoruz. Evet, baban bir odada, sen bir odada. Tamam. Baban, evet yatın. Evet, yatalım. Yatıyorsunuz. Özer, sen de kapının kilidini aç, git onların yanına yat. Özer bizim neyimiz? Şey, yok, çocukluğundan beri sizde kalıyor. Ha, yancınız, tamam. Evet. Yancı. Ve iki dakikada bana beni onları sattı mı bana? Evet, o da Kızılderili. Bebekken orası onların toprağıymış. Anne baba ölünce bu bir yaşında yetim kalmış. Nasıl bir hayal gücü Allah'ım ya. Evet, gel arkadaşım. Gel atınla. Gel. Zifiri karanlık, hiçbir şey görmüyorsun. Bunu görüyorum ya. Hayır. Mutfağın önünde dur. Hiçbir şey görmüyorsun. Zifiri karanlık. Durdur atı. Git duvara, duvara çarp. Çarp duvara. Ay, ay, ay. Konuşma lan. Sanki senle doğdum. Evet, duvarın üstünden atla. Bak duvarın yüksekliğine kadar ölç elinde, üstünden atla. Evet, mutfak kapısına gel. Gel mutfak kapısına, çarp kendini mutfak kapısına. Seyirci uyuma. Çarp mutfak kapısına. Çarp.
Hat mı? Cam kapı, cam kapı. Evet. Ya kırıp kapıyı içeri geçersin. Evet. Şimdi hangisinin kızı olduğunu bilmiyorsun. Geldin odaya. Çok karanlık. Şimdi dokunarak anla hangisinin kızı olduğunu. Sadık'tan başla. Sadık keyiften titremeye başladı. Arkadaşım dokunarak odadan, duvarlara dokunarak girsene içeri. Evet gir, görmüyorsun hiçbir şey. Evet. Ne oldu? Kolu ulan kolu. Bu kız değil. Elbisesini kumaşından anladım. Arkadaşım, evet, şey kız olmadığını anladın. Şimdi öteki kız olabilir diyorsun. Kıza gideceğine... Aa, bu o kız değil, öteki kız bu. Evet, kız değil bu. Git şimdi yürüyerek yerde, sürünerek, dokunarak yerlere. Görmüyorsun hiçbir şey. Görmüyorsun, görmüyorsun. İlerle, ilerle, ilerle. Sol, sola, sağa, sağa, sağa. Kendi sağına. Şimdi sol, şimdi sol, sol, sol. İlerle, 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 ilerle. Tam o sırada general uyanır. Ne oluyor burada, kim var der. Ne oluyor burada? Sen, savaş mı çıktı? Hayır, sen de can havliyle kalkıp şey müzisyenin kolundan tuttuğun gibi kız zannedip götürürsün. Ben mi? Tut müzisyeni kaçır. Hala ben mi diyor ya? Kendi evinden kız kaçırıyor. Tut müzisyenin kolundan. Tamam, daha kalkmadı ki general. Tam, tut. General, hayır, kalk. Hayır. Ne oluyor de? Ne oluyor burada? Kesin bu, kesin. Kesin bu. Arkadaşım, evet, kaçır. Ben olmadığım için kızın içi şişmiş. Kaçırsana şunu. Bu anı yaşamak istiyorum. Hayır, belki. O uyku sersemi. Müsyen, sen de uyku sersemi annen çişe kaldırdı zannediyorsun. Konuş. Konuş onunla. Oğlum. Konuşsana Müsyen. Vallahi öttürüyorsun. Anne çişe mi gidiyoruz demiyorsun sen? Çişe mi gidiyor? Yok, o yap, burada yap, bence vaktimiz yok çünkü ya. At atın arkasına. At atın arkasına. Tıh! Hayır arkadaşım, ne yapıyorsun? Ata sen binip onu arkasına atacaksın. Yok, ben buradaki işleri halledeceğim. Arkadaşım! Ata bin. Bin ata. Bin sen de arkana al kızı. Atla arkaya de. Arkasını mı göremedin atın? Ya atlasana! Ne oldu? At biraz... Arkadaşım ne olur şunu kaldır lütfen ya. Yapma şunları ya. Ya sinemanın içine ettin ya. Gerçekten bir sinema olduğuna inanıyorsun. Evet arkadaşım. Batı yakasının hikayesi bu lütfen. Evet. Evet, atın arkasındasın. Gidiyorsunuz, atla gidiyorsunuz. O bir yerde duruyorsun. Diyorsun ki dön arkanı. Benim eşim olacaksın, karım olacaksın benim, dön. Önce kör olacaksın. Dön, karım olacaksın, eşim olacaksın, yemeğimizi yapacaksın, çocuklarımı doğuracaksın, söyle. Ne zarif bir yaklaşım, ne zarif. Camları sileceksin boş vakitlerinde. Ya arkadaşım kafamı... söyle, hadi sonra derelere, kuşlara benim gel. Benim eşim olacaksın, karım olacaksın, müthiş bir aile kuracağız, çocuklarımız olacak. Oturan zibidiler. Onlar bir grup olacaklar. Dereler, kuşlar. Dereler, kuşlar yapacağız seninle. Hayır, hayır. Kuşlar uçmuyordu. Uçacak. Kuşlar uçmuyordu. Dereler akmıyordu. Hayırdır? Acık akacak. Akacak. Kuşlar akacaklar. Bir şey olmuş kuşlara. Nezle olmuşlar. Akacaklar. Arkadaşım, kuşlar uçmuyordu. Uçacak. Kuşlar dereler akmıyordu. Akacak. Kuşlar uçmuyordu. Uçacak. Dereler akmıyordu. Akacak. Otlar büyümüyordu. Büyüyecek. Bu at inşallah gidecek. Evet. Ve... Arkadaşım, öpeceksin kızı. Dur, de ki tam durursun, öpecekken sen Ezgi uyanırsın. Ezgi. Evet. Uyudun mu? Hayır. Kalk camdan gör sen de, ulan bu çocuk beni kaçıracaktı ne oldu diye. Ay bu çocuk beni kaçıracaktı ne oldu? Camdan bakarsın dürbünle. Dürbünle görürsün bunları tam öpüşürlerken. Evet. Arkadaşım dön. Dön. Tam dudak dudağa yapışırken. Haydi! Büyük bir deprem olur. Ay arkadaşım lütfen ya.
Evet. Ra 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 ra. Ra ra. Müzisyen ne duruyorsun? Anı yaşıyor. Sindirio. İtalyan kızı deli. Ra ra ri ra 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 ra. Ezgi gör ve bağır de ki olamaz. Senin ismin neydi arkadaşım? Oturan Minnoş. Hemen cebinden ara. O ben değilim de. Yanlış ya, kişiyi kaçırdın. Yok ki telefon. Var var. Evet ara. Hemen ara. Olamaz, yanlış kişiyi kaçırdı. Oturan Minnoş. Şu an baş başa olduğumuz için o kadar mutluyum ki. Çünkü ne cep telefonu aldım yanıma ne bir şey. Hayır. Bizi kimse rahatsız edemez. Titreşimli. Atın şeyine koymuşsun heybesine, orada titriyor telefon. Heyle. Titret. Titret telefonu. Yok yok. Müzisyen telefon. Sorsana niye titriyor bu? Telefonum da o yüzden. Kusura bakma. Efendim? Oturan Minnoş, yanlış kişiyi öpmek üzeresin şu anda. Beni kaçırmadın. Önemli olan anın güzelliği. Arkadaşım! Arkadaşım yapma şunu. Ne de? Ne de? Ne? Söyle, beni öpmüyorsun. Beni öpmüyorsun. Şu an yanındaki ben değilim. Arkadaşım, bir yüzünü görmem lazım de. Kapat telefonu. Bir yüzünü görmem lazım. FaceTime yap. Hayır, hayır. Kapat telefonu. Hemen giderler. Atlasana arkasına. Evet. Kıza der ki, atla der yukarıdan. Atla arkamıza der. Atla arkamıza. Nasıl evet. Atlayayım? Ya babanı atlasana arkaya. Ya niye o değil? Ya atlasana şu arkaya. Atlayayım. Atla, evet. Bu nasıl bir at ya? Arkadaşım hadi ya, finale geliyorum lütfen. Evet atla, 8 nala gidersiniz. Pardon, 3 kişisiniz, 12 nala gidersiniz. Evet 12 nala giderken general tüfeğini çıkarır ve bunları tarar. Vur general sırayla, önden arkaya doğru vur. Arkadaşım öl. Arkadaşım ölsene. Ötekini de vur. Ay. Ötekini de vur. Baba. Kendi kafana da sık general. Evet, böyle 40 dakika dururlar. Kalk arkadaşım, kalkın. Müzisyen. Müzisyen, geç yerine. Hemen, hemen herkes yerine geçsin. Sağda alkışlarla gönder yerine. Öldünüz arkadaşım. Ha tamam. Gene kavuşamadınız. Evet. Sadık teşekkür ederiz abi. Sadık. Bir teşekkür etsene adama. Yok boş ver. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Sadık. Arkadaşım. Kavuşamadınız. Olsun. Bu hayır. Filmin finali de böyle oldu. Yani. Ne yapalım? Şimdi sen bundan ne sonuç çıkardın? Bu devirde Kızılderili olmayacaksın. Hayır. Ya Kızılderililerle ilgili hikayeden ne anladın? Demek ne olmuş tarihte? Kızlarla evlenememişti. Hayır arkadaşım ya. Çocuklara, çoluklara, bunları seyredenlere de ki... Kızılderililerin başına ne gelmiş tarihte? İşte bir generalin kızına aşık olmuş. Ya sen değil. Kendinden çık. Dünyasal konuş. Evet. İşte sen ol, general kızı alma mı? Neydi? Ya ne arkadaşım ya. Ezgi sen ne anladın? Yani bir ata 3 kişi binmememiz gerekiyor. Olabilir. Kız senin yüzünden öyle oldu. Hayvanları da aslında bu kız böyle bir kız değildi. Evet. Ben ne yaptım ki ya? Sen o kadar kötü, o kadar saçma, o kadar salak bir insansın ki bu kız hep senden etkileniyor arkadaşım. Estağfurullah. Estağfurullah deme. Sen de evet hocam ben bundan etkileniyorum, yoksa ben tek başıma çıksam ne biçim oynarım de. Ya beyefendiden biraz etkileniyorum. Olumsuz yönde. Arkadaşım, ne olacak senin halin? Ben aynen devam ederim vallahi. Neye? Yani ne yapıyorsun? Bacağının arasındaki şeyi çıkar. Evet. Ezgi Mola'yı takdim et seyirciye. Ezgi Mola. Atını selam verdir. At kenara, at kenara atı. Gel öne.
Haftaya senden daha iyi bir performans bekliyorum. Tamam. Ver selamını. Özel Atik. Murat Parlak. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.